Kanuni Sultan Süleyman'ın 1556 yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, yüzyıllar süren sessizliğinin ardından kapılarını yeniden açtı. Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı sayın seyirciler yüzyıllarca kapalı kaldı. Bir dönem restore edilmeye çalışıldı ama eskisinden daha beter halde bırakıldı, daha berbat durumda. Ve 2008 yılında restorasyonuna başlandı. Resmi olarak açılmasa da müşterilerine kapılarını açmaya başladı. Restorasyon da tamamlanmak üzere. Osmanlı tarihine Yavuz Sultan Selim'in oğlu olarak aynı zamanda da kendi icraatleriyle damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın ki Muhteşem Süleyman olarak da biliniyor ki bu aralarda Muhteşem Yüzyıl dizisinden Kanuni ile Hürrem arasındaki aşka en azından dizi versiyonuyla şahitlik yapıyoruz. Osmanlı'ya ve haliyle Kanuni Sultan Süleyman'a yani Muhteşem Süleyman'a da damgasını vuran Hürrem Sultan için yapılan hamamdayız ve buyurun başlayalım hikayesini anlatmaya. Zehirlemek isteyen Mahidevran ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın Topkapı Hamamı'nın içine yılan koyduğu ve Hürrem'in canını bu yılandan zor kurtardığı rivayet edilse de gerçek hikaye böyle değil. Hürrem Sultan son yıllarını hasta olarak geçirdiği için belki ona hayır dualar alınsın diye yapılmıştır. Bir ikincisi de Hürrem Sultan hamamda yıkanmayı zaten çok sever. Belki burada yıkanması düşünülerek yaptırılmıştır. Ama her ne şekilde olursa olsun Hürrem Sultan Hamamı Ayasofya Meydanı'nda Osmanlı döneminde ilk defa bu meydana yapılan yapıdır. Çok özel bir noktadır. Çünkü malum Ayasofya Meydanı dünyanın merkezidir. Roma'dan, Bizans'tan itibaren milenyum taşı dikilerek buranın dünyanın merkezi olduğu ilan edilmiştir. Hamam Osmanlıların tarihinde önemli bir yer tutuyor ve bu coğrafyada yıkanmaya verdiğimiz önemin de sembolü oluyor. Hamamın içerisinde mutlaka bir sultan kurnası bulunur. O kurna sultan için yapılır. Sultan belki oraya gelip hiç yıkanmaz ama eğer isterse bir gün yıkanmayı, orada kendi adına ayrılmış bir kurnası vardır. Bir diğer yine birçok hamamda Osmanlı dönemi klasik mimarisine baktığınızda mutlaka hamamların içerisinde bir evliya kurnası bulunur. Bu evliya kurnasında özel bir hamam tası, üzerinde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin olduğu bir hamam tası bulunur ve o tasla yıkanıldığında da şifa bulduğuna inanılır. Aşkları cihanda yankılanan ve bu aşkı yaşatmak adına Mimar Sinan'a yaptırılan hamamda Hürrem Sultan'ın sevdiği gibi İstanbul'un erguvanlarına karışmak mümkün. Su aslında temiz olduğunuza inanmanızı sağlayan şey, bir aracı. Aslında inancın kendisi, yani temiz olduğunuza inanmak esas varılması gereken hedef. Kapının kitabesinde özel bir isim var, Hüdayi. Ki buna tarihte baktığınız zaman Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bu hamamın yapımı sırasında Ayasofya Medresesi'nde eğitim almaktadır ve bu hamam için kitabe yazmıştır.
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bu kitabeyi yazmış olması bu hamamın aslında çok özel olduğunun diğer bir göstergesidir. Kitabenin en sonunda ben size Türkçe özetini söyleyeyim. Cennetin ırmaklarından gelen sularla yıkanacaksınız ve bu hamamda sultanın hamamında yıkanmış olarak dışarı çıkacaksınız der. Evliya Çelebi'ye göre bu hamam şeyhlerin hamamıdır.